İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Kültür sanatın renkli yelpazesinde birbirinden heyecanlı etkinlikler var. Teknoloji ve sanatın etkileşimi biraz tansiyonlu, komedi tam formunda, edebiyat klasikle yeniyi harmanlamaya devam ediyor. Yani ajandamız dopdolu dizilerle başlayalım. Türk dizilerinin global dizi endüstrisinde giderek artan şöhreti uluslararası başarılarla taçlanıyor. Bunun son örneği Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını oldu. Dizi Latin dünyasının Emmy'leri olarak gösterilen Prodü ödüllerinde en iyi yabancı dizi ödülünü kazandı. Dizi ayrıca Ferit Korhan karakteriyle seyirci karşısına çıkan Mert Ramazan Demir'e yabancı dilde en iyi erkek oyuncu ödülünü de getirdi. Seyran buraya gelmedi. Ben o mektubu okudum. Her şey bitti. Sen daha oğlum tanımamışsın. Ben Seyran'dan ayrılmayacağım. Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını ününü kıtalar ötesine taşıdı. Otel, mağaza. Markamız için çok önemli olur. Buradan olmaz. Açıkçası beğendim. Kaya'ya katılıyorsun yani. Geldiğinden beri Kaya şöyle ya bu herif kim? Seyran sen ne mezunsun? Güzel sanatlar okumak istiyorum. Geç kalmadan başvursa niye dersin? O halletsin. Halleder misin Kaya? Yurt dışında Golden Boy adıyla yayınlanan dizi, Latin Emmy olarak adlandırılan Prodü ödüllerinde İspanyolca konuşulmayan en iyi pembe dizi ödülünü kazandı. Hayatta senden başka kimseyi sevmeyeceğim. Şunu senden başka kimseyi görmeyeceğine inanmıyor musun? Ben sana ne yaptım ya? Ben sana ne yaptım da sen beni suçluyorsun ya? Ha? Ben evlendirildim o manyakla. Zorla evlendirildim. Yalı Çapkını'nda Ferit Korhan karakteriyle seyirci karşısına çıkan Mert Ramazan Demir de yabancı dilde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ne beni Seyran'dan ayırıyorlar. Ben onsuz yapamam. Seni çok sevdiğimi söylemek için geldim. Eğer bu iş uzarsa yani Ferit Seyran'ın peşini bırakmazsa onu öldürürüm diyor. Dizinin yönetmeni Burcu Alptekin ve Mert Ramazan Demir sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda İspanyolca teşekkür etti. Seyran benim canım, kanım. Nereye gidersen git. Bana bunun cevabını vereceksin Kazım. Seyran nerede? Ülkemiz dizilerinden yargıda rol alan Pınar Deniz ise aynı törende yabancı dilde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayağınızı denk alacaksınız. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Seyran'ı oğlumuz Ferit'e istiyoruz. Biz ayrı olarak bir özrü hak ediyoruz gibi geliyor bana. Hepiniz bir hiçsiniz. Hiç! Yalı Çapkını'na tebrikler. İlk gençlik, biraz çocukluk, biraz yetişkinlik demek ve bu zorlu geçiş döneminde karşılaşılan sanatsal eserler kişi yaşamında yönlendirici olabiliyor. İşte ilk gençlik edebiyatı bu açıdan önemli rol oynuyor. Kadın yazarların ilk gençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek için bu yıl ilk kez verilen Beyhan Eczacıbaşı İlk Gençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün sahibi Nasıl Dedektif Oldum kitabıyla Gamze Pat oldu. Kadın yazarların ilk gençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı Vakfı tarafından bu yıl ilk kez verilen Beyhan Eczacıbaşı İlk Gençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülünün sahibi Nasıl Dedektif Oldum kitabıyla Gamze Pat oldu. İstanbul Modern'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, kadın yazarların desteklenmesi konusunda adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Gençlik edebiyatı gençlere hitap eden, ilk gençlik çağına hitap eden eserler. Bunlar gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek açısından önem taşıyan bir edebiyat türü. Bizde daha çok çeviri eserlerin ağırlık taşıdığı bir edebiyat türü. Biz inanıyoruz ki biz yazarlarımızı teşvik edersek daha çok kendi kültürümüzden esinlenen olaylara, karakterlere dayanan eserler üretilir ve gençlerimiz arasında daha çok sevilir olur diye düşünüyoruz. Ayrıca kadın yazarları ödüllendirerek edebiyat alanında
erkek kadın arasındaki fırsat eşitliğine de katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Törende ayrıca Bülent ve Faruk Eczacıbaşı'nın anneleri Beyhan Hanım'ın çocuklarına anlattığı masallardan ilham alarak kaleme aldığı Kar Masalları adlı kitabının yeni baskısı da tanıtıldı. İlk gençliğini yaşayanların yüzünde tebessüm, İstanbullular içinse kahkaha zamanı. 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali 5 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerli yabancı etkinlikleriyle 7'den 70'e tüm şehre kahkahayı getirmeyi hedefliyor. Açılın. Türkiye'de mizah alanında alternatif projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali ile 7'den 70'e tüm şehre kahkahayı getirmeyi hedefliyor. Hayati! Yakaladım seni! Love memem inanılmaz. Ben bayağı sizin aileye düşen yıldırımım. BKM olarak kuruluşumuz mizah üzerine biliyorsunuz. Oto Gargara ile Beşiktaş'ta, ondan sonra bir Demet Tiyatro, sonra bir Zontele. Yani Yılmaz Erdoğan'ın çizdiği bir çizgide çok güzel bir mizahla İlerlemeye çalışıyoruz. O nedenle bu bayrağı da taşıyoruz. Festival 6. yılında da ülkemizin ünlü komedyenlerinden genç yeteneklere, yabancı konuklardan sürprizlere geniş bir program sunuyor. Demet Akbağ'dan Yılmaz Erdoğan'a herkes yine var. Bulurum ki birini ben. Bugün bulayım. Kriterleriniz olmadı abla. İki kolun iki bacağı var mı? Var. İlk defa bu sene film okuması yapacağız. Aile arasında. Gülse Birsel'le yönetmenimiz Ozan Açık'tan çıkıyor. Mehmet Açar'ın moderatörlüğünde film okuması yapılacak. Bu da bizim hayallerimizden biriydi. Her zaman festivalimizin en büyük destekçisi Yasemin Şefik bizlerle. Ayşe Balıbey ilk defa komedi festivaline çıktı. Kadınları da sahnede görmek, genç kızlarımızı burada yüreklendirmek çok önemli. Öte yandan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali bu yıl açılış davetini Unique Hall'da Çağdaş Türk Sanatı'nın önemli temsilcilerinden Mevlüt Akyıldız'ın festivale özel hazırladığı Altı da İstanbul, Üstü de İstanbul isimli desen sergisiyle gerçekleştirdi. Sanat aslında hayatın bir parçası. Hayatta gördüğümüz şeyleri resmediyoruz. İşte film yapılıyor, edebiyat, roman yazılıyor, şiir. Yani hayatın dışında hiçbir şey yok. Sadece buradaki farklı olan herkesin farklı bir bakış açısı. Kimisi daha hayata melankolik bakıyor, kimisi eğlenceli bakıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da katılımcıları 4-12 Kasım tarihleri arasında gastronomi ve müzik dolu günler bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı, Side Antik Kenti, Fazelis Antik Kenti, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kale İçi, Konyaaltı Beach Park ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşanacak. Yelken yarışları, müze gezileri, güncel sergiler, dijital enstalasyonlar, söyleşiler, tiyatro, opera, bale, sinema gösterileri ve senfoni konserlerinin yanı sıra birbirinden ünlü sanatçıların konserleri de Antalya Kültür Yolu Festivali'ne renk katacak. Yapay zeka, kültür endüstrisine bir yanıyla olağanüstü fırsatlar sunuyor, diğer yanıyla teknolojiye temkinli yaklaşanların tedirginliklerini haklı çıkarıyor. Bu konunun fırsatçıları Hollywood yıldızlarını klonlayıp seslerini taklit etmeye devam ediyor. Fırsatçıların son kurbanı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen oyuncu Scarlett Johansson oldu. Dünyaca ünlü aktris yapay zeka tarafından oluşturulan bir reklamda adının ve yüzünün kullanılması üzerine yasal işlem başlattı. Önce Oscar ödüllü Tom Hanks. Well, it was one of you. No, stop. How many others are there? Enough. Şimdi de kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat vermiş olan Scarlett Johansson. Okay, you got a plan or shall I just stay dug and cover? My plan was to drive us away.
Yapay zeka fırsatçıları Hollywood yıldızlarının peşini bırakmıyor. Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, Lisa AI, 90's Yearbook and Avatar adlı yapay zeka uygulamasında yapılan 22 saniyelik reklamda görüntüsünün izinsiz kullanılması üzerine yasal işlem başlattı. Kendisinin sahte görüntüsünü ve sesini kullandığı için şirkete dava açan 38 yaşındaki aktris açıklama yapmazken, temsilcileri bu tür olayları hafife almıyoruz. Bu koşullar altında sahip olduğumuz haklar doğrultusunda tüm yasal yollara başvurarak konuyu ele alacağız ifadesini kullandı. Videoda oyuncunun Marvel filmlerindeki Black Widow karakteri "Naber millet, ben Scarlett ve benimle gelmeni istiyorum" diyor. Oyuncunun sesini taklit eden ses daha sonra yapay zeka uygulamasını tanıtmaya başlıyor. Benzer bir olay daha önce Tom Hanks'in başına gelmişti. Oscar ödüllü aktör, yapay zeka versiyonunu içeren diş sigortası reklam filminin sahte olduğu konusunda hayranlarını ve kamuoyunu bilgilendirmişti. Kültür endüstrisinde Taylor Swift'ten Britney Spears'a renkli gelişmeler var. Haber turundaki başlıklara bakıyoruz şimdi. Eski albümlerini 1989 Taylor's Version adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift kendi satış rekorunu kırdı. Drowning, 33 yaşındaki şarkıcının albümü 5 günde 1 milyon satış rakamına ulaşarak yılın en çok satan albümü oldu. Swift'in aynı unvana sahip diğer albümü Midnights 778 bin rakamına ulaşmıştı. Hayatım kurtuldu Bihter. Adnan. Bu evden çıkış biletim. Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnun'un yeniden yorumu olan Bihter'den yeni fragman paylaşıldı. Ne de olsa Firdevs Hanım'ın kızı derler. Yakalanırsak gideriz buradan. Sahi mi söylüyorsun? 1920'li yılların başında geçen filmde Bihter'e Farah Zeynep Abdullah, Behlül'e Boran Kuzum hayat veriyor. Bihter her şeyi itiraf edecek. Behlül Bey'le Bihter Hanım. Sen niye kabullenemiyorsun bittiğini? Bitti. Aşk yaşıyorlar. Güç. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımları silmesinin ardındaki neden belli oldu. Müzik kariyerinde yeni bir döneme girmeye hazırlanan 28 yaşındaki şarkıcı, yeni şarkısı Houdini'yi 9 Kasım'da müzikseverlerle buluşturacağını duyurdu. Albümün 1970'lerin esintisini taşıyacağı tahmin ediliyor. Watch me. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminden teaser yayınlandı. Tesadüfen karşılaşan bir çiftin New York macerasını konu alan film 24 Kasım'da yayınlanacak. Çalkantılı hayatı müzisyen kimliğinin önüne geçen Britney Spears'ın anı kitabı The Woman in Me ilk haftasında 1 milyon 100 binden fazla sattı. 24 Ekim'de raflardaki yerini alan kitap Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklanıyor. Akışımıza edebiyatla devam ediyoruz. Kullanıcıların okudukları kitaplar hakkında çeşitli içerik ve inceleme videoları paylaştığı, tartıştığı ve öneride bulunduğu BookTok Türkiye topluluğu 40. yılını kutlayan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu. Platform üzerinden takip ettikleri içerik üreticilerini standta gören kitapseverler onlarla sohbet etme fırsatı buldu. 1,4 milyar görüntülemeye ulaşan topluluğun standı 5 Kasım'a dek ziyaret edilebilir.
Yazar dostumuz Selahattin Yusuf'la en kitaplık köşemizi bu hafta Fransız yazar Louis Ferdinand Céline ve 1932'de yayımlanan kült eseri Gecenin Sonuna Yolculuğa ayırdık. Hekimlik ve yazarlığı bir arada yürüten, ırkçı tavrı eserlerinin başarısını gölgeleyen, hayatı beyaz perdeye aktarılan Louis Ferdinand Céline'e dair keyifli sohbetimizle sizi baş başa bırakarak tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni haftada görüşmek üzere. En Kitaplık'ta değerli yazar, edebiyatçı Selahattin Yusuf'la birlikteyiz. Fransız edebiyatına uzanacağız. Sevgili Selahattin, Louis Ferdinand Céline'in Gecenin Sonuna Yolculuk adlı eseriyle şöyle bir düşünürsek, bu eserde neler anlatılıyor ve Céline neyi temsil ediyor? Céline kendisi ırkçılıkla ve Nazi taraftarlığıyla suçlanmış bir insan. Fakat özel bir meseleden kaynaklanıyor bu. Çok aşık olduğu bir kız, galiba bir Alman Yahudisiyle evlenip Amerika'ya gidiyor. Yahudilere oradan bir nefret var ve Nazilikle suçlanıyor. Kısmen haklı olarak, fakat böyle özel bir şeyi var. Céline'in böyle özel bir durumu var. Şimdi bu başını ağrıtıyor ve hayatı boyunca peşini bırakmıyor Céline'in. Ve bence Gecenin Sonuna Yolculuk yanı sıra birçok verimli bir hayatı olacakken, yazı hayatı olacakken olamıyor bu yüzden. Çünkü Gecenin Sonuna Yolculuk tabii ki yani ilk başta bir sessiz bomba gibi patlıyor. Bir sessizlik oluşturuyor. Sonra yavaş yavaş farkına varıyor insanlar. Bir antimilitarik, antisavaş, savaş karşıtı, efendim masumiyeti öne çıkaran ama bunu çok sivri ve saldırgan bir dille yapan, kabul, bir roman. Olağanüstü bir üslup şeyi, panayırı. Nitekim bu romanın parıltısına, büyüsüne kapılıp ta Amerikalardan benim çok sevdiğim, ilk gençliğimden itibaren önemsediğim Beat Generation, yani beatniklerin mesela Jack Kerouac ve arkadaşları bir hac yeri gibi ziyaret ediyorlar Paris'te Céline'in evini. Yani her yıl neredeyse ziyaret ediyorlar falan. Çünkü ondaki üslubu, dehayı görüyorlar. Fakat Avrupa'da dediğim gibi bir suskunluk halesiyle çevreleniyor etrafı. Bu Yahudi düşmanlığı filan. Bu şaibeli bir şey bence. Bir şahsi şey de var filan. Onu bir tarafa bırakamıyor Avrupa kamuoyu. Çünkü işte Yahudi katliamı, bildiğimiz o korkunç olaylar yüzünden biraz bu hale geliyor. Tabii sonra keşfediliyor yeniden. 1960'larda, 70'lerde keşfediliyor. Ve Avrupa'da büyük bir yaygınlığa ve giderek bütün dünyada. Ama gene o eski tartışmaların gölgesinde. Gerçekten ölene kadar adam o şeyin Yahudi karşıtlığı damgasını taşıyor ve onun gadrine uğruyor. Roman, bir savaş karşıtı roman. Malum bir genç Fransız milliyetçisi. Birinci Dünya Savaşı'na bir marşın etkisiyle bir galeyana gelerek katılır. Gönüllü olarak katılır. Sonra neredeyse katıldığı günden itibaren savaştan kurtulmaya çabalamasının hikayesi. Ve bir arkadaşı var. O da Almanlara esir düşmek için gayret ediyor. Humor yüklü, mizah yüklü, kara mizah yüklü bir roman. Ve tabii ki savaşı yeren bir roman. Bütün şeyiyle. Tabii Afrika şeyi var. Hikaye Afrika'ya ve Amerika'ya uzanıyor. Roman tekniği bakımından sorunlu olabilir ama Céline'in büyük dehası, büyük üslup dehasının içinde erimeyecek hiçbir şey yoktur. Hepsini onun içinde eritiyor. Müthiş bir insanlık şeyi, trajikomedisi diyelim bu romana. Ve kült bir romandır. Yani Avrupa'da bunu Le Monde falan gibi dergiler, mesela yüzyılın en büyük kitapları, en büyük romanları falan serisinde aşağılara falan koyarlar. Hayır, yani bana kalırsa tartışmasız birinci sıradadır. Gecenin Sonuna Yolculuk. Tabii ki sanatçılar ve kişilikleri, geçmişleri ve eserleri arasında hep korumamız gereken bir terazi var. Bir mesafe Céline var. En büyük olmalı. Sınavlarımızdan biri bu anlamda. Evet, tabii. Ama tabii dehasına müteşekkiriz her tabii. Zaman. Burada mesela çok Türkiye'de Yılmaz Güney, Necip Fazıl gibi sanatçılar hep tartışılır. Özel hayatlardaki
hatalar şunlar bunlarla filan. Ben o hatalar kayıt altında olmak şartıyla biraz mesafeli ikisinin ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yine de o yaratıcı dehaya da tabii ki saygıyı korumak gerekiyor. Sevgili Selahattin Yusuf, çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim Ömer. Bugün Fransız Edebiyatı'nın en nadide örneklerinden, ilham verici örneklerinden Selin'in Gecenin Sonuna yolculuğuna odaklandık. Okuyanları bir daha okumaya, okumayanları da tanışmaya davet ediyoruz. Gece Gündüz'ü sundu.